Sultanlar Ligi'nde birçok yıldız voleybolcu mücadele ederken geleceğin yıldızları da adından söz ettiriyor. O yıldızların başında ise belki de Rumen voleybolunun bugüne kadar yetiştirdiği en önemli isim olan Alexia Iona Carutașu var. Vakıfbank'ın 2019 yılında altyapısına dahil ettiği Rumen pasör çaprazı voleybolunu her geçen gün daha da geliştiriyor. 2 sezon boyunca Yeşilyurt'ta performansıyla beğenileri toplayan Alexia, bu sezon başında gittiği Galatasaray'da şimdiden taraftarın gözdesi konumunda. Biz de Türk vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunan Rumen voleybolcunun hikayesini anlatalım istedik. Karşınızda geleceğin yıldızları arasında gösterilen Alexia Iona Carutașu. Eski basketbolcular Virgil ile Andrea Carutașu'nun ilk çocukları olarak 10 Haziran 2003 tarihinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te dünyaya gelen Alexia'nın da basketbolcu olacağı düşünülür. Ama voleybol antrenörü olan dedesi Sandu Kepelovies torununun aklını çeler ve Alexia 7 yaşında dedesinin kulübü Spike Bükreş'te voleybola başlar. Dede Sandu o günleri 7 yaşında antrenmanlara başladı. Babasının fiziksel özelliklerine sahipti ve bu ona en büyük mirastı. Benimle birlikte kulüpte geçirdiği 6 yılda hiç antrenman kaçırmadı. Okul çıkışında Alexia'yı alırdım ve antrenmanlara götürürdüm. Akşam da arabayla eve bırakırdım. Birçok kez arabada uyuduğunu bilirim sözleriyle anlatırken Alexia da şunları söylüyor. Voleybolla ilgili her şeyi dedemden öğrendim. Bugünlere onun sayesinde gelebildim. Dedeme her şey için teşekkür ederim. Burada çok kısa duralım ve baba Virgil ile anne Andrea'nın hikayesine kısaca değinelim. 2009 yılında Romanya Basketbol Federasyonu tarafından en iyi basketbolcu ödülüne layık görülen bir basketbolcu olan Virgil Carutașu, kariyerinde CSU, Asesoft, Poliesti, Steaua Bucureşti, Maccabi Hadera ve Honved Budapeşte formaları giydi. Andrea Carutașu ise Acro Bucureşti, Olimpiu Bucureşti ve Sportul Studențești'de oynadı. Şimdi gelelim Virgil Andrea çiftinin hikayesinin ilginç bölümüne. 2007 yılında basketbolu bırakan Andrea Carutașu, Romanya Erkek Basketbol Ligi'nde mücadele eden CSU Asesoft Ploiești'de yardımcı antrenör olarak göreve başlar ve Romanya'da bir erkek takımında antrenörlük yapan ilk ve tek kadın olur. Peki CSU Asesoft Ploiești'nin kadrosunda kim vardır? Tabii ki de Virgil Carutașu. Eşinin koçu olan Andrea o günleri kocama da diğer oyuncular gibi davranmadı. İkimiz her zaman çok iyi anlaştık ve maçlardan sonra düzgün bir şekilde konuştuk sözleriyle anlatıyor. Carutașu çifti CSU Asesoft Ploiești ile 5 Romanya Ligi, 4 Romanya Kupası şampiyonluğu yaşar. Şimdi yeniden Alexia'ya dönelim. Dedesinin yanında 6 yıl boyunca voleybolunu her gün daha da geliştiren Alexia Carutașu 12 yaşında CSM Bükreş'e imza atar ve 13 yaşında A takıma yükselir. Baş antrenör Nicola Negro tarafından Alba Blai maçında 13 gün, 4 ay ve 7 günlükken sahaya çıkan Rumen pasör çaprazı yaşadığı o heyecanı şu sözlerle anlatıyor. İkinci sette 23-20 öndeydik ve kenarda bekliyordum. Bir anda hocamız beni yanına çağırdı ve servisi kullanmamı istedi. Ayaklarım titreye titreye sahaya girdim ve iyi de bir servis kullandım. Maalesef maçı 3-2 kaybettik. Yeteneğiyle daha 13 yaşında Romanya'da gündeme oturan Alexia için ileride dünyanın en iyi voleybolcuları arasında olacak denmeye başlar. 15 yaşındayken U16 Avrupa Şampiyonası'nda Romanya U16 milli takımıyla mücadele eden Alexia 206 sayıyla turnuvanın en skorer ismi olurken CSM Bükreş'te de alt yaş kategorilerinde şampiyonluklar elde eder. 2017-2018 sezonunda Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı CSM Bükreş'le Romanya Ligi ve Romanya Kupası'nda şampiyon olan Rumen voleybolcu 2019 yılında Mısır'da düzenlenen FIVB U18 Dünya Şampiyonası'nda da Romanya U18 milli takımıyla sahne alır. Romanya turnuvayı 6. sırada tamamlarken Alexia da 128 sayıyla turnuvada en çok skor üreten ikinci isim olur ve tüm dikkatleri üzerine çeker. Tabii ki de yetenek avcısı Giovanni Guidetti'nin de radarına girer Alexia. İtalyan baş antrenör Vakıfbank yönetimine bu oyuncuyu kesinlikle altyapımıza dahil etmeliyiz der. Giovanni Guidetti'nin talebi sonrası hemen harekete geçen Sarı Siyahlı kulübün yöneticileri Alexia'nın ailesiyle bir araya gelir ve kızınızı altyapımıza transfer etmek istiyoruz. İstanbul'daki tüm masraflarınızı kulüp olarak karşılayacağız. Kızınız en iyi okulda eğitim hayatına da devam edecekler. Carutașu ailesi de Vakıfbank'tan gelen bu teklifi kabul eder. Alexia da İstanbul'un yolunu tutar. O günleri sanki rüya görüyordum. Vakıfbank'ın beni istemesine inanamadım. Dünyanın en iyi oyuncularının oynadığı bir kulübe gidecektim sözleriyle anlatan Alexia, 2018-2019 sezonunu Vakıfbank B takımında geçirir. Daha hızlı gelişebilmesi için 2019-2020 sezonunun başında Sultanlar Ligi ekibi Yeşilyurt'a kiralanan Alexia, performansıyla ligin en değerli oyuncuları arasına geçirir.
girer. 2020-2021 sezonda Yeşilyurt'ta SEV Challenge Kupası'nda finalde Alba Blay'ı 3-0 yenerek şampiyon olmayı başaran Rumen Pasör Çaprazı en değerli oyuncu ödülüne sahibi olur. Türk Hava Yolları ile oynanan yarı final ilk maçında bulduğu 47 sayıyla kariyer rekoru kıran Alexia, 128 sayıyla da Challenge Kupası'nın en skorer ismi olmayı başarır. Bu sezon başındaysa Vakıfbank tarafından Galatasaray'a kiralanan Rumen Pasör Çaprazı kendine has plasesiyle durdurulması zor bir isim haline dönüşüyor. Sert smaçlarıyla da fark yaratan Alexia, 2020 yılında Romanya Voleybol Federasyonu tarafından en iyi kadın voleybolcu ödülünü kazanan en genç isim oldu. Hayalinin Vakıfbank'ta ilk 6 oynamak olduğunu belirten Alexia, Türk vatandaşlığına geçmek için kısa süre önce başvuruda da bulundu. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'da katıldığı bir programda bu konuyla ilgili şu sözleri sarf etmişti. Vatandaşlıkları Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığımız bu konuda son sürat, çok süratli bir şekilde bu süreci yürütüyorlar. Alexia'nın da evraklarının bakanlık tarafından sürecinin başlatıldığını ve çok kısa bir sürede bugün yarında sonuçlanacağını biliyorum. Ama Alexia Karutaşu, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda Romanya milli takımıyla forma giyerken Romanya forması giydiğim için mutluyum diye açıklama yaptı. Bakalım ileriki yıllarda Alexia Türk vatandaşlığına geçip Filenin Sultanları'nda forma giyecek mi? Eczacı başında oynayan Sırp pasör çaprazı Tiana Boşkoviç kendine örnek aldığını söyleyen Alexia, Türkçe konuşurken çok zorlandığını ifade ediyor. Köpüklerini ayırıyorsun. Sen köpük, kendini ne olursun? Köpüklerini? Ayrıca İstanbul'daki trafik nedeniyle antrenmana gitmek için 2 saat önceden yola çıktığını söyleyen Rumen Pasör Çaprazı, Anadolu Efes maçlarına da fırsat buldukça gittiğini belirtiyor. Basketbol izlemeyi daha çok sevdiğini ifade eden Alexia'nın erkek kardeşi Darius Karutaşu da Romanya'da basketbol oynuyor. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen şimdiden tüm dikkatleri üzerine çeken Alexia Iona Karutaşu'nun hikayesi böyleydi. Siz de kanalımıza abone olmayı ve bu videonun altında Rumen voleybolcu hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.